Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Elif Hoca, yanımda değerli bir öğrencim var, Melih. YKS'de 60 bine girdi. Kendisiyle 10. sınıftan beridir, değil mi Melih? 10'da 11'de senle çalıştık. Evet. 2 senedir Melih'le beraber, 3. sene çok olmamakla beraber, 3 senedir Melih'le beraber çalışıyoruz YKS'ye. Kendisi, Melih hedefin ne? Ne istiyorsun, hangi üniversite istiyorsun? Hedefim Yıldız Teknik Üniversitesi Moleküler Moleküler biyoloji, böyle ileride DNA'da, değil mi? DNA'da yeni buluşlar Evet. yapmayı düşünüyorsun. Genç bir arkadaşımız, yeni mezun oldun, 12. sınıftın, yeni mezun oldun değil mi? Evet. Kendisi Fahrettin Kerim Gökay Anadolu Lisesi, Küçükçekmece, buradan mezun oldu. Değerli bir arkadaşımız, çok da çalışkan bir öğrenci. Çalışsa ilk 10 bine girerdi, fazla çalışmadığı için ilk 60 bine girdi. Melih, ne söylemek isterdin? Ne kadar çalıştın? Yani çok mu çalıştın, az mı çalıştın? Bunu söyle önce bize. Yok yani ben fazla ders çalışmıyorum ama yani 12. sınıfta biraz daha fazla çalıştım sadece. Ya, 10. o sınıfta ders çalıştın mı? 10'da 11'de. yok Ders çalışmadın. sınavlara. Sınavlara çalıştın. Ya şimdi böyle söyleyince tabii öğrencilere motivasyon olmuyor. Genelde mühendislerde bu kafa var aslında. Senin böyle mühendisler çok fazla ders çalışmıyor ama son sene biraz abanıyorsunuz. Genelde mühendislerde bu kafa var. Çalışırken nasıl çalıştın mesela? Az çok ben seni biliyorum ama arkadaşlar da tanıması açısından mesela nasıl çalıştın? Günlük ne kadar soru çözdün? Belli bir programın var Çalışırken mıydı? çoğunlukla zaten şey oluyordu. Hafta içinde çoğu gün dershane oluyordu. Yani kütüphaneye gidiyordum. Öyle. Yani fazla Kütüphaneye şey gidiyordun. yapmıyordum. Hesaplamıyordum kaç saat çalıştığımı. TYT'yi ne zaman bitirdin konuları? TYT yazın bitmişti. 12'nin yazına başladığında TYT bitmişti. Evet. Yani peki matematikte böyle çok soru çözdün mü? Hangi kaynaklara çalıştın matematikte daha çok? Yok. Ben matematikte 11. sınıfta çalıştığım için gerek kalmadı. 11'de Yani 11. sınıfta hallettin. matematiğin TYT'sini çalıştım. Evet, biz seninle beraber çalışmıştık, onu hatırlıyorum. Yani o zaman mesela bu sınava hazırlanacak olan 2021 YKS'ye ve 2022 YKS'ye hazırlanacak olan arkadaşlara da bu yazın konuları bitirmesini önerir misin? TYT'yi. Evet. Evet. Ya, hocası da fazla yük olur. Yani 12 yetişmeyebilir diyorsun. Melih'ciğim, Evet. sen çok heyecanlı gözükmüyorsun. Sınavı kazanmışsın ama sanki. Fazla heyecan değilim hocam. Yeni mi başladı heyecanın? Aslında fazla şey yapmıyorum ya. Ne bileyim. Böyle. Ben de normal değil yani aslında. Normalde insan heyecanlanır ama benim için fazla heyecanlanmadım. Ya anladım. Moleküler biyoloji istediğim bir alan. Yıldız Teknik'te özellikle İstanbul'da istediğim bir üniversite. Üniversiteye gittiğinde de çok ders çalışacaksın. Bunun farkındasın. Evet. Ya Yok yani şimdi sevdiğim bir yer olunca çalışırım diye düşünüyorum ama yani lisede fazla öyle değildi. evet, lisede peki seni mesela hangisi daha çok yordu? Ya matematikte türev integral yoktu ama biz senin aslında türevi bitirdik. İntegralin yarısındaydık, değil mi? Evet. Yani integrali bitirmek üzereydik. Pandemi başladı. Sonra türev integral çıkmayacağı ortaya çıktı. Yani onları da dahil edersek seni matematik mi daha çok yoruyor? Mesela 12. sınıfta fizik, kimya falan mı daha çok yordu? Beni kimya daha çok yoruyordu. Ben çünkü 11. sınıf fiziğe de çalışmıştım. Kimya biyolojiye fazla çalışmamıştım 11'de. Yani o yüzden onlar beni yordu. Bir de fazla sevmediğim derslerdi. Kimyayı sevmediğin için. Aslında kimyayı sevmen lazım değil mi? Biraz moleküler biyoloji, evet biyolojiyle alakalı ama kimya sanki biraz giriyor işin Ya içine bir yerde lise ama. için fazla ezber geliyordu bana ya. Yani böyle çok ne bileyim okul ortamı falan fazla beni etkilemiyordu. Anladım. Bize netlerinden bahseder misin? Mesela TYT'den, Türkçe'den kaç doğru, kaç yanlışım var matematikte? Hatırladığım Net. kadar. TYT'min Türkçesi kötüydü yani. 25 netti. 28 doğru, 12 yanlış. Fen de bakayım.
Yok. Sosyal 14 doğru 1 yanlış. Güzel. Matematik 30, 35 doğru 2 yanlış. O da Fen güzel. 12 doğru 4 yanlış. TYT'de zaman yetiştirebildin mi? 165 dakika var tabii. TYT'de evet, biraz fazla verdiler yani. Matematik için güzel oldu ama yani zaten yapabildiğim bir şey için. Anladım. Yani o AYT beni netlerinden bize bahset biraz. AYT'de matematik 36 doğru 3 yanlış, fizik 9 doğru 4 yanlış, kimya 10 doğru 2 yanlış, biyoloji 8 doğru 3 yanlış. Kimya beklediğin kadar kötü değil aslında. 10 doğru 2 yanlışın var. Bayağı iyi yapmışsın. Evet, kimyası kolaydı. Yani bu AYT'nin kimyası kolaydı. Sınavın kolay olması iyi mi oldu, kötü mü oldu? AYT benim şey iyi değildi. Kimya, biyoloji fazla iyi değildi ama yani oradan beni kurtardı. Anladım. Hayalinde 60 bin mi vardı? Yani kaç bine girmek istiyordun? Yani en kötü ihtimal yani 70 bine girerim herhalde diye düşünüyordum. Ama yani çok kişi beklediğinden daha düşük aldı. Evet, bu O yüzden benim sene için iyi sana oldu. yetiyor değil mi? Yıldız Teknik 70 binle plan kapatıyor. Evet. Sana 60 bin yeter. Peki kardeşim, yani bu bölümünle alakalı, moleküler biyoloji ile alakalı araştırma yaptın mı? Hangi dal veya ne yapman lazım, ne yapacaksın ileride filan? Ben fazla araştırma yapmadım ama yani bu zamandan itibaren artık yapacağım yani. Yani moleküler biyoloji olmasa da başka meslekleri araştıracağım. Neden mesela moleküler biyoloji? Yani bir şeyler değil mi? Daha çok böyle canlıların genetiğiyle falan DNA'sı onları araştırmak hoşuma gider diye düşünüyorum. GDO yapmıyorsun Ve bize. yani, olabilir hocam. Genetiği değiştirip değiştirip önümüze koyma. Yani insanlık için güzel şeyler yapılabilir aslında. Aziz Sancar da zaten DNA'dan ödül aldı. Ben öyle biliyorum değil mi? Yanlış bilmiyorum. Doğru hocam. DNA ile ilgili yaptığı çalışmadan ödül aldı. Yani şu an aslında geliştirilebilen bir alan. Peki kardeşim, yani çok fazla uzatmadan şu an YKS'ye hazırlanacak olsaydın, önce onu söyleyelim. Mesela neler yanlış yaptın? Nerede doğruların var? Ne düzeltirdin? Ben daha planlı olunmasını tavsiye ederim yani. Daha planlı mı Evet. giderdin? Yani sınava hazırlanacak olan öğrencilere bir tavsiyem var mı? Fazla internette vakit geçirmesinler. Yani, zamanı iyi değerlendirsinler. Yani Evet, böyle planlı olsunlar. olsunlar değil mi? Yani çok fazla zaman geçirmemek lazım internette. Çünkü bir hedef var, bir hayal var. Hani sen bugün Evet. 60 bine girdin ama mesela belki 30 bine, 20 bine girseydin daha farklı bir şeyler olabilirdi ama sonra senin hedefin moleküler biyolojiydi. Ona puanın yetti. Bence istediğin bölüm buysa bunu devam ettir kardeşim. Yani bunu zaten okuman senin için çok daha iyi olur. Yani diyelim ki ilk 10 bine girseydin hedefin değişir miydi? Yok, hedefim değişmez ama bazı şey yazardım. He, o şekilde. Evet. Yani güzel tarafı o. Çünkü hedefin değişmemesi lazım. Yani insanlar çok iyi puanlar aldığı oluyor. Ondan sonra mesela aslında mühendislik ilgili bir şey istiyor ama gidiyor tıp okuyor mesela. Ya çok saçma bir Evet, mantık o. yani. Çünkü sen istediğin şey, hayalini kurduğun şey bu değil yani. Ya bunda Ama ilerleyemezsin. yani demek ki önce hiçbir şeyin hayalini kurmadığı için galiba yani. Bir şeyler araştırmak gerekiyor ki istediği şeyi bulabilir. Ya bence çok kaliteli olursan, kendi alanında gerçekten parmakla gösterilen bir insan olursan her alanda iş sahibi olabilirsin. Evet, o yani çalışmakla alakalı. Kardeşim, Kendini Yıldız geliştirmek de. Teknik'te öyle kolay bir üniversite değil. Seni yoracaklar. Sana hayatta başarılar. Sağ olun hocam. Çok fazla kaynak şey yapmadık ama yani burada 2021 YKS'ye hazırlanacak öğrenciler bizim programlarımıza katılabilirler. YKS öğrencilerine özel grup kuruyoruz. Ona da gelebilirsiniz. Yani kaynak tavsiyelerinde çok farklı böyle kaynak tavsiyelerinde bulunmak istemiyoruz. Yayınların çok da reklamını yapmak istemiyoruz. Onunla ilgili böyle hangi kaynaklara çalışmanız lazım,
ile ilgili belki bir kaynak videosu çekebiliriz. O ilerleyen günlerde arkadaşlar onunla ilgili bir kaynak videosu gelebilir. Melih arkadaşımız ilk 60 bine girdi. Kendisine hayatta başarılar diliyoruz. İleride çok da böyle çalışkan olacağını düşünüyorum. Kendi alanını çünkü sevdiği bir alan. İnsanlar sevdikleri işleri yaparken çok da başarılı olabilirler. İyi Melih'ciğim, görüşmek üzere kardeşim. Kendine iyi Sağ bak. olun hocam.